Seçildikten hemen sonra dediniz ki bütün kurullar istifa etsin dediniz. Evet. Üyeleri. Ama etmemişler. Yok hepsi de ettiler. Yedek üyeler varmış galiba. Onlar, Onlar da ettiler. Şu an bütün kurul üyeleri istifa etti mi? Etti. Etmese zaten atayamayız. Ne diyorum? E, hafta sonuna kadar hepsini açıklayacağız. Şimdi orada da bir enteresan bir şey var. E, bu kurulların üyeleriyle ilgili bir takım tartışmalar vardı. Sizin e, işte kulüplerin yönlendirdiği isimler oldukları ile ilgili. Bu atamaları yaparken temel kriteriniz ne olacak? Temel değil. Biz e, dün açıkladık bunu. Yayınlandı. E, bir kere bazı kurullarda e, sadece tahkimde 10 yıl e, tecrübe vardı. Biz bütün kurullara 10 yıl tecrübe getirdik. Hmm. Örnek vermek gerekirse. İkincisi mal beyanında bulunma şartı getirdik. Üçüncüsü Bütün kurul üyeleri. Evet. Hmm. Sadece MHK değil. Hepsine. Hepsine getirdik. Hakemleri de getirecek misiniz bunu? Evet. Ya bütün hakemler mal varlıklarını beyan etmek zorunda mı olacak? Evet. Getireceğiz. Bunu zaten birçok e, mecrada açıkladım ben. E, ve biz burada bunları yaparken e, getirdiğimiz kriterlerde mesela bir kriter daha getirdik. 8 yıldan fazla görev yapmamış olmak. Hmm. Yani çünkü orada belli bir süre kalıp artık e, farklı ilişkiler olabiliyor. 8 yıldan fazla görev yapılmasını istemiyoruz. E, tercihen dedik, e, master veya e, spor konusunda bir ihtisası varsa veya bir kitabı varsa dedik. Tercihen en az bir kadın üye dedik. Yine e, tercihen özellikle... E, akademisyen olmasını istedik. Tercihen en az bir kişinin yine yönetimde hakim veya savcılık tecrübesi olmasını istedik. Yani şimdi burada biz kulüplerimizin önerdiği isimler değil, biz doğru isimler ve bu isimlerin de kamuoyunda kabul göreceği çok önemli kişiler olacağını düşünüyoruz. İnşallah açıklayınca da bunu herkes e, kabul edeceğini düşünüyorum. Ali Fuat Doğa diyor ki kulüpler futbol federasyonu bürokrasisinden çok şikayetçi. Özellikle maç planlama konusunda yoğun şikayetler var. E, bu sene sıkışık bir maç takvimi olduğu görünüyor. E, Avrupa Kupası dönüşü uzak deplasman tartışmaları yine yaşanacak gibi diyor. Türk federasyon bürokrasisinde ne gibi değişiklikler yapacaksınız diye sormuş size. Sevgili gazeteci abimiz. Şimdi özellikle yapmamız gereken şey e, bürokraside de şikayet var. Bir kere e, fikstürle ilgili bu eleştiri doğru değil. Çünkü dün fikstürü çektik, bugün de birinciliği çektik. Şimdi önce yine bu şeyi değiştirdiniz galiba değil mi? Büyük kulüplerin özellikle Avrupa maçları sonrasındaki birbirleriyle maç yapmaları evet. şeyi Sadece onu değiştirdi. Onu bir anlatsanız da belki takip etmeyenler vardır. Şimdi ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Yani bir şeyi önce detaylıca incelemek lazım. Niye oluyor? Niye böyle? Çünkü bu bir algoritma hazırlanıyor. Bu algoritmayla bunlar yapılıyor. Burada birçok kısıtlar var. Örneğin kısıtlar ne? Birinci kısıt ilk 5 haftada Şampiyonlar Ligi ile ilgili ön eleme maçları var. Bazı takımlarımızın bir, bazı takımlarımız iki ön eleme oynayacaklar. İkincisi Avrupa Kupası ile ilgili bazı takımlarımız ön eleme oynayacak geçerse Avrupa Kupası'na geçmezse konferans diline katılacak. Şimdi bunların hepsi algoritmada yazılıyor. Bunların bazıları salı günü maçlarını yapacak, bazıları perşembe günü yapacak. Ee, Dünya Kupası Kasım ayında olacağı için bu dünyada ilk e, biz e, 13 Kasım'dan sonra da 24 Aralık'a kadar maç yapmayacağız. Yaklaşık bir buçuk aylık bir ara olacak. Bu bir buçuk aylık ara olacağı için de ee, takımlarımızın bu süre zarfında yapacağı maçlarda, mesela örneğin e, bazı takımlarımızın e, Süper Lig'e yeni çıktı. İstanbul'da sahası yok. Karagümrükle Gümrük'le e, yeni çıkan takımlarımızdan e, Ümraniye aynı sahayı kullanacak. Olimpiyat stadını. Onun için Birinin içeride olması gerekirken öbürü dışarıda olması gerekiyor. Deplasmanda olması gerekiyor. Yine özellikle İl Güvenlik Kurulu'nun talebiyle birlikte İstanbul'da aynı anda iki büyük takımdan fazla maç yapılmasını güvenlik nedeniyle istenmiyor. Yani üç kulübümüz de aynı anda İstanbul'da maç yaparsa güvenlik açısından sıkıntı oluyor. Onun için iki tanesinin en fazla İstanbul'da olması. Yine aynı şekilde Avrupa kupalarından dönüşte büyük takımlarımızın birbiriyle maç yapılması istenmiyor gibi böyle buna benzer birçok karmaşık bir kriter var. Bu kriterleri alt alta koyup bilgisayara konulunca ortaya çıkan, ortaya algoritma çıkan bu algoritmayla bunlar oluşuyor. O yüzden de ee, biz Kulüpler Birliği Vakfı'na bunu anlattık. Hepsi de son derece bunu şey yaptı. Hatta ben dün e, bizim arkadaşlarımıza dedim ki bunu tablo haline getirin. tablo olarak basına verin. Çünkü böyle anlatınca herkes bunu anlayamıyor. Sebebini bilmiyor. Veya yine aynı şekilde Anadolu'da e, mesela bugün birinciliğide bazı takımlarımızın gece maç yapması için ışıklandırması yok. Bunlar ayrı değerlendiriliyor. E, yine Diyelim ki Göztepe ile Altay aynı şeyi kullanacaklar, sahayı kullanacaklar. İkisinin aynı anda içeride olmaması gerekiyor. Yine birçok Adana Demir Adanaspor aynı sahayı kullanacak. Onun için biri içerideyken biri dışarıda olması. Bunların hepsi torbalara ayrılıyor. İşte bir numaralı torba, iki numaralı torba, üç numaralı torba. Altı tane torbaya ayrıldı. O yüzden de e, mesela ardışık olarak e, ilk 3 hafta ve son 3 hafta e, birbirleriyle maç yapması istenmiyor. Şimdi bunları koyunca ve Dünya Kupası'nı da göz önüne alınca <laughs> o zaman ortaya böyle bir takvim çıkıyor. Yani bu herhangi bir kimsenin özel arzusu, özel isteğiyle değil. E, Dünya Kupası'nın takviminden dolayı ortaya çıkan bir şey. E, bizim yapmamız gereken şey de özellikle... E, Federasyonda biz bir insan kaynakları şirketini e, içeriye sokacağız, herkesin e, görev tanımıyla ilgili e, yeniden bir çalışma yaptıracağız. Ona göre. E, içeride çalışan insanlarımızın durumunu gözden geçireceğiz. Oraya torpille işte bir takım şeylerle e, alakalı alakasız bir sürü insan doldurulduğu iddiaları vardı. İşte 800'e yakın kişi çalışıyor, 700 küsür kişi çalışıyor diye söyleniyordu. Baktınız mı hakikaten kaç kişi ha, çalışıyor? Şu anda işte burada maalesef e, çok e, yanlış şehir efsaneleri var. Şu anda 470 kişi çalışıyor. Ama siz de biliyorsunuz değil mi bu söylediğim, yani bu iddiaları i̇şte, duydunuz siz de. E, duydum da ama içeriye girdik doğru değil. Yine e, biz e, görev başlamazdan önce deniliyordu ki işte 100 bin liranın üzerinde maaş alan 100 kişi var deniliyordu. Bir kişi var. Anlatabildim Hı. mi? Yani 100 kişi var deniliyor bir kişi var. E şimdi bu kadar büyük abartma, bu kadar büyük şey... Federasyonda 100 bin liranın üstünde maaş alan kişi ne iş yapıyor? E, genel sekreterimiz. Hı. Yani şimdi e, buradaki önemli olan şey şu. Şimdi aynı şekilde dediler ki e, 400 tane burada Mercedes var. Evet. Yok böyle bir şey de yok. Kaç tane var? E, 92 tane Mercedes varmış. Az mı federasyonunda 100 tane var. Hayır şimdi bakın orada da onu da açıklayacağım. Orada da bu bir sponsorluk olayı. Hı -hı. Bu sponsorluktan dolayı bunlar e, federasyonun malı değil. Belli bir süre verilip tekrar Hı -hı. değiştiriliyor. Ama biz buna karşı da kararımızı aldık. Siz kendiniz ben artık kendi arabamı kullanacağım diyorsunuz. Ben artık değil hiç kullanmadım zaten <laughs> oraya gittiğimde. Yani federasyon başkanı olduktan evet. sonra yani ben federasyonu başkanı olarak evet. artık diyorsunuz. <laughs> Sadece ben değil, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ettim. Onlar da sağ olsunlar. Onların hepsi de bunu e, memnuniyetle karşıladılar. E, biz önümüzdeki günlerde e, bu konuda da e, gerekli çalışmaları yapacağız. Belki e, yeni bir sözleşme yapacağız. Eğer sponsor firmayla anlaşabilirsek belki otobüs isteyeceğiz 20 tane onları kulüplerimize dağıtacağız. Yani biz kulüplerin faydası için e, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Sizden önceki dönemdeki federasyon üyeleri, yani yönetim kurulu üyeleri bu Mercedes'lere mi biniyorlarmış? Bazılarının tahsis edilmiş, görev gereği kullanıyorlarmış.